Bel fıtığı, yine omurgamızdan anlatayım hastalarımıza. Hı-hı. Bakın şurada şöyle bir yandan baktığımızda omurgamız var. Arasındakiler ise disk. Şu böyle kauçuklu olan yapılar. Bunlar nasıl süspansiyon görevini görüyorlar. İşte hani oturmak dedik, işte yanlış iş yapmak dedik, yanlış teknik sürekli işte hareketsiz ortamlar dedik. Bunlar süspansiyona olan yani diski olan yükü arttırıyorlar. Ve bunlar da belli bir elastikiyet içerisinde. Zaman içerisinde bu elastikiyetini yitiriyor ve sulu ortamdayken susuz ortama geçiyor bu disk yapıları. Ve bunlar esnememeye başlıyorlar. Esnemeyince bu sefer buradaki basınç artıyor. Basınç arttıkça bu diskin dışarıda bir koruyucu tabakası var ve içeride de bir disk yapısı var. Yani bu elastikiyeti sağlayan. Bu sefer oraya doğru bir basınç yapıyor. Oraya doğru basınç yaptıkça yavaş 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 orayı bombeleştiriyor. Zaman içinde o koruyucu tabaka yırtılmaya başlıyor. Ve aradan diskin dışarı doğru fıtıklaşması oluyor. Fıtık nedir peki? Normalde olması gereken dokunun olmaması gereken yere doğru yer değiştirmesi. Peki nereye yer değiştiriyor bu? Genellikle de kanala doğru yani sinirlere doğru yer değiştiriyor. Hı-hı. Ve bu sefer ne oluyor? İşte bel ağrısı, bacak ağrısı gibi durumlar genellikle şikayetler ortaya çıkıyor. Başlıyor. Aslında vücudumuz bir alarm vermeye başlıyor. Sistemimiz evet. Çalışıyor da diyebiliriz bunun kesinlikle, için. Kesinlikle. Peki kişi kendini hasta kendine ne gibi şikayetler duyabilir hocam bel fıtığında? Çünkü dediğimiz gibi yani o bel ağrısında hemen paniğe kapılıyoruz. Ben de bel fıtığı var aman ne yapacağım moduna giriyoruz biz çok kolayca. Doğru. Onu ayırt edelim. Biz ya da şöyle de oluyor bazen. Bazen ufak ağrıları göz ardı edebiliyoruz, ihmal edebiliyoruz günlük yoğunluğumuzdan dolayı. Doğru. Ne zaman o alarm bize gerçekten ciddi bir durum olduğunu gösterir? Şimdi şöyle aslında ben beyin cerrahı gözüyle bakıyorum. Hı-hı. Beyin cerrahı nedir? Sonuçta bel ağrılarını tedavi etmek yükümlü, ameliyat etmek yükümlü. Hı-hı. Bazen ameliyatsız yöntemleri kullanmak yükümlü hekimdir. Özellikle bel ağrılarında, bel fıtıklarında. Öncelikle böyle her bel ağrısı çeken tabii ki bel fıtığı değildir. Hani başta da söylediğimiz gibi bu bir basit bir kas ağrısı olabilir. Hı-hı. O şekilde. Bu genellikle hani kitlenme şeklinde ortaya çıkar. Yanlış bir ters hareketle ortaya çıkar ve genellikle bir hafta 10 gün içerisinde çözümlenirler. O şekilde. Hı-hı. Bir de tabii ki bu kitlenmeler bir de eklem yerinden kaynaklanırlar. Hani böyle takılır kalırlar işte buradan ses geldi diye söylenirler o şekilde. Onlar da genellikle bir hafta 10 gün içerisinde hani çözümlenirler. Bunlar da tabii ki artık halkımız da çok iyi biliyor. Hı-hı. Bizim zaten başka ilacımız da yok. Bir ağrı kesici bir de kas kesici. Artık hastalarımız direkt böyle eczaneye gidiyor. Ya bende var. Herkesin mutlaka bir dolabında vardır yani buzdolabında. Kimi zaman komşulardan bile isteniyor. Tabii ki çok rahatlıkla. Hı-hı. Öncelikle bunu kullan diye o şekilde. Ki doğru da yapılır aslında. Hani şöyle her bel ağrısında böyle bir paniğe kapılmamak lazım. Genellikle ne zaman paniğe kapılmak lazım? Evet. Eğer ki bu ağrılar işte kalçadan başlıyor. Ondan sonra aşağı doğru bacağa doğru iniyor. İşte bu kalçayı böyle oyucu şekilde bir ağrıları oluyorsa, işte ayağa doğru gidiyor. Baldıra, topa, işte ayaklara vuran bir ağrı var ise ve bu bir şekilde geçmiyorsa ve bu süreklilik arz ediyorsa, yürürken işte topallama, işte ayağın işte boşa gitmesi gibi durumlar oluyorsa, o zaman tekrar ediyorsa o zaman artık bende bel fıtığı var denilebilir. Bazen şu da oluyor. Bu tür ağrılar geliyor, başlıyor gün içinde, akşam geçiyor hasta dinlenince, gündüz tekrar başlıyor hareket etmeye başlayınca. O zaman da aslında hani bir doktora görünmekte fayda var. Çünkü bu sefer bu tür ağrılar hani basit bir bel fıtığının da, ufak bir bel fıtığının da habercisi olabiliyor. Çünkü eğer ki bu tür ağrılar biraz daha ve fıtıklar büyüyecek olursa bu sefer daha dediğim o şiddetli ağrılara sebep olabiliyorlar. Bir de bazen işte otururken, kalkarken ağrılar olabiliyor. Bazen özellikle sabahları erken kalkınca bir hasta şiddetli bel ağrısıyla sabah sertliğiyle uyanıyorlar. Ve gün içinde biraz hareket edip o ağrılar geçiyor ama akşam tekrar başlıyor bu tür ağrılar. Onlar da bir bel fıtığı ve ciddi bel ağrısının habercileridir. Ki o da genellikle omurgadaki ekleminin süspansiyon görevini yitirmesi ve oraya birbirine sürtmesine bağlı olan ağrılardır. Genellikle romatizmayla da çok karışırlar bu tür ağrılar. Eğer ki bu tür ağrılar varsa mutlaka bir doktora görünmekte, bizlere görünmesinde fayda var bu hastalarda.